sen? Aptal mısın? De ayrı yazılır. Eline baltayı alacağına git imla kılavuzu falan al. Aptal! Ya bir insan D'yi burada, burada bari bütün yazma ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burada bari bütün D'ye gidip de... Kestek! Nasıl buldunuz hocam? Beğendiniz mi? Çok beğendim. Çok iyiydin, süperdin. Bu setin en iyi oyuncusu sensin. Neslihan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani hocam isterseniz tekrar oynayabilirim. Benim için hiç problem olmaz. Gerek yok. Çok iyiydi. Her şey çok güzel oldu. Şimdi geç dinlen. Ama hocam... Ben oynamak için geldim zaten. Hiç problem değil. Gerçekten. Hiç sorun olmaz. Tekrar oynarım ben. Yavrum ne sevdin balta yemeği? Gerek yok. Daha çok işimiz var. Kanımız yok. Daha 4-5 tane adam kesmek zorunda. Siz geçin dinlenin. Neslihan. Ama şey... Şaryo almadınız. Arkadaşlar. Alın arkadaşımı ama, da. Ama Amors da yoktu. Buyurun. Hadi alın arkadaşı burada. Hayır bana ama kurulacak dendi bana. Şaryo dendi. Kurulacak dendi. Tamam sabır sahneye geçelim. Hocam bu sahne okey de. Değilsin ha? Hocam az önceki sahnede arkadaşlar fark etmemişler. Kostüm hatalıymış yani. Devamlılık hatası varmış. Yani çöp oldu bütün sahneler. Kostümcü arkadaş sıçtı. Of of. Çoluk çocuğun eline kaldı bu işler. Bizim zamanımızda yönetmen sete girdi mi deprem oldu sanırdık. Ne abi ya? Soba borusuyla sıtar dönen yönetmen biliyorum Çiğdem. İki gündür aynı mekandayız. İşler gitmiyor. Yeşilçam'da böyle miydi be? Ay kusura bakmadı Ömer abi ya. Sıçacağım artık bu Yeşilçam aşkına ben seninle. Sürekli geçmişleri böyleydi. Yeşilçam'da şöyleydi, böyleydi. Tek mekanda çekiyoruz. Çünkü bu gerzek korku filmleri tek mekanda çekiliyor. Anladın mı? Ya bu torpilli bebe çekemiyor. O da ayrı bir şey. Sen de gelmişsin. Yok işte bizim zamanımızda Yeşilçam. Ay yeter be. Yeter artık ya. 10 senemi verdim ben bu sektöre. Hala olduğum yerde sayıyorum. Bir aşın önünü gençlerin ya. Bak ne güzel kostüm yapıyorsun. Niye kızıyorsun? Abi ben rejiden geliyorum. Rejiden. Böyle dallamalar yüzünden ben yönetmenliğimi erteliyorum biliyor musun? Vermişler torpilli bebelerin eline şeyleri. Bizim gibi böyle sahayı bilen gençler olduğu yerde debelenip duruyor. Var ya verecekler bu senaryoyu benim elime. Ben bir ikili gireceğim, bir tekli gireceğim, bir amorstan çıkacağım. Her yerden patara gireceğim. Çiğdemciğim. Efendim? Canım bakar mısın bir? Abicim kendine çok iyi bakıyorsun. Beni de asla unutmuyorsun. Gel kız buraya. Sana kaç kere diyeceğim Osman'la görüşmeyeceksin diye. Aa, pardon. Berkay Tunç. Abi biz sana hastayız ya. Her hafta seni izliyoruz ama son zamanlarda acayip bozdu. Abi çok samimiyetsizsin. Duygu geçişleri çabuk olmalı yani. Bak inanmıyorum sana. Sizi tebrik ediyorum. Harikasınız. Ama lütfen abi içten. Abi gözler. Lütfen. İçten devinin. Yürü. Gerekirse yüklen kıza ya. Sendeyiz abi lütfen. Rica ediyorum. Hiç acıma abi. Ya sahnenin içini ettim be. Allah belanı versin seni. Lan kes hadi. Sanki atomu bölüyorsunuz. Millet Afrika'da aç lan aç. Bunlar hala film çekmenin derdinde be. Yapım. Yürü Yaşar. Biz gidelim. Kolay gelsin abi. Allah! Agop Bey,
Uğur Bey, ilk defa size bırakıyorum. Bir şey olmaz yine. Buna daha fazla ne olabilir ki Nevi Hanım? Maşallah, maşallah. İşiniz rahat olsun. Burası bu semtin en elit pet kuaförüdür. Ömür Gedik bile bizi tercih ediyor, değil mi arkadaşlar? Ayrıca arkadaşlarımız da hepsi yurt dışından lisanslıdır. Buyurun. Şimdi siz kahvenizi içinceye kadar, yarım saat içinde hayvanınız size gıcır gıcır tekrar geri gelecek. Teşekkür ederim. Lütfen, ben teşekkür ederim. Buyurun. Lan bana bakın gerizekalılar. Bana bak, tıfık. Bakıyorum abi. Bu kadın buradan memnun ayrılırsa bütün sosyeteyi buraya yiyor. Duydunuz mu? Yarım saat içinde bu hayvanı gıcır gıcır yapacaksınız. Hadi görelim. Allah belanı versin Yaşar. Kariyerimizin geldiği son noktadan memnun musun Yaşar'cığım? Ne varmış ki kariyerimizde abi? Ne güzel çalışıyoruz işte. Ulan gül gibi ekmek teknemizi iki günde batırdın. Aç gözü pezevenk. Sen benden daha çok gaza geldin ama. Şimdi ben de aç gözlü oldum abi. Lan kim soktu o fikri aklıma? Ha? Abi bağırma istersen, köpek geriliyor. Hayvanın da psikolojisini düşün. Dışarım hayvanın psikolojisini oğlum. Benim psikolojim ne olacak lan? Daha dün dükkanda ne güzel para sayıyordum ben be kardeşim. 3-5 kuruş kazanıyorduk. Şimdi asgari ücrete köpek boku temizliyorum senin yüzünden. Tamam abi. Benim yüzümden. Bu da benim yüzümden. Atları bildin mi? Bildim. Tamam ben seni var ya. Abi, abi gerilme köpek. Bildin Yaşar. Sen nasıl bildin ya bu atları? Kabul et. İlk bakışta sana da mantıklı gelmiş. Tamam. Yaşar, böyle bir yöntem olduğuna emin misin oğlum? Abi, el alemin enayisi biz miyiz ya? Bir gecede zengin olacağız diyorum sana. Rahat ol. Bizim yeğenin matematiği hep 5 geliyor. Bütün kombinasyonları hesapladı, ben de oynuyorum. Yani tutmama ihtimali 0. Bak makineye 120.000 borçlanıyoruz. Olsun abi, parayı vuracağız zaten. İnşallah kardeşim. Olsun abi. Parayı bulacağız zaten he? Bulmadık mı abi? Bütün kombinasyonlar tutmadı mı? Oğlum, kuponda zaten bütün favoritler geldi. 14 lira verdi ki kupon. Ne yani? 140 bin lira verseydi milli kahraman olacaktım. Ama 14 lira verdi, vatan haini olduk değil mi abi? Lan ben seni... Abi, ne yapayım peki? Kardeşim, bak canım kardeşim. Ben sana diyorum ki köpek tarih diyoruz, köpek. Bak, bak! Bak bu köpeği götür. Götür oğlum bu köpeği. Lan! Dön! Abi, sıldırma! Abi, dur! Sırtma bakayım lan! Dur sırtına! Sırtına! Dur! Geri zekalı! Oğlum! Bırak! Dur! Bana bırak! Bana bırak! Bana bırak! Abi bana bırak! Ne yapıyorsun? Bırak! Ulan! Dur! Kop! Bana kop! Dur Yaşar! Kop! Kop! Dur! Yaşar! Abi sırtına! 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 Agop Bey. Efendim, kusura bakmayın sizi görmedim. Özür dilerim. Zaten 4 aydır hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Kira ediyor. Bu ne labalilik? Oyun mu oynuyoruz kuzum? Haklısınız efendim. Biliyorsunuz bizler kendi işimizi yapan insanlarız. Fed'in faiz oranlarını değiştirmesi bizleri de küçük çapta bir krize soktu efendim. Küçük. Ya siz ganyancı değil misiniz? Ganyancı? Aşk olsun. Ganyancı ne demek? At yarışı modern toplumlar için bir ihtiyaçtır. Yani biz buna daha çok hizmet sektörü diyelim. Tamam ama ben de 4 aydır kiramı alamıyorum. Beni de anlayın canım. Ya evet. Abiniz Muhteşem Bey arada olmasa çoktan polisi kafanıza dayamıştım. Polis? Polis ne gereği var efendim? Yani bakın bizler nezih insanlarız. Yani bizim sözümüz senettir. Burada kime sorsanız aynı şeyi söylerler. Lütfen. İşte köpeğime tecavüz eden sapıklar bunlar. Ha? Bu tamamen yanlış anlama. Talip Bey, ben size entelektüel bazda konuştum anlamadınız. Abiniz Muhteşem Bey çok düzgün bir insan.
Ama siz kusura bakmayın, tam bir dalayarak çıktınız. Çok ayıp oldu. Çok ayıp oldu. Bir hafta içinde evi boşaltınız, rica edeceğim. Siktiriniz gidiniz. O elini indir ama o elini. Gözlüklere bak. Agop! Yaşar. Lan ne geldiyse senin yüzünden geldi başıma. Ne geldiyse senin yüzünden geldi. Tamam, o da benim yüzümden değil mi? Selda teyze. Yürü. Ellerinden öperim. Yürü bırak teyzeyi miydin, yürü. Hanımefendi lütfen. Yürü, arkadaşlar, yürü, arkadaşlar. Yürü, yürü. Abi, emniyet amiri benim arkadaşım. Aratıyorum hemen, çıkıyoruz ha? Abi adam senelik izne çıkmış yani. O da mı şimdi benim suçum oldu ya? Ha? Ay sorun benim be. Vallahi öyle. Ulan gece gece gene abime ağız edirttin bana be. Fena mı oldu abi? Sabaha kadar nezarette kalsaydık daha mı iyiydi? Ayrıca abinle buzları eritmek adına bence güzel bir hamle oldu. Oğlum daha yeni 120 bin lira soktuk adamın kıçına. Neyin buzun erimesi lan? Ya işte nezarete düşünce böyle bir içi ezilmiştir, bir şey olmuştur. Ne dedi telefonda? Bu sefer çok ağır konuştu be Yaşar. Çok gücüme gitti kardeşim. Ulan anana küfretsem anan benim anam. Babana küfretsem baban benim babam. Seni dışarı çıkartıyorum ama bir daha sakın gözüme gözükme dedi. Bu saatten sonra benim abimle hayatta işim olmaz ha. Haberin olsun bak. Bitti benim iş. Geçmiş olsun. Ben de bir şey dedi sandım ya abi. Oğlum ben senin gibi yüzsüz müyüm lan? Şu surata bak. Eşek derisi gibi olmuşsun. Alo. Naber lan Gılli? Hadi ya. Hoş geldin. Ya ben çıkamam ki abi. Param yok, evde çekirdek yiyorum ya. İyi tamam, tamam kapat, ben seni arayacağım. Abi bizim Gılli Sedat var, asker arkadaşım. Ya İstanbul'a gelmiş, gezdir beni diyor. Yaşar, oğlum oturduğun yerden götündeki donun deliğini görüyorum ben ya. Sen kimi gezdireceksin? Delirtme oğlum beni, git yat zıbar. Abi para sıkıntı değil ya, Sivas'ın yarısı bunların. Oo. Diğer yarısı kimmiş Yaşar? Talip abi, sen beni bekleme. Ben hazırlanıp çıkacağım abi. Tamam mı? Yaşar. Efendim abi. Ben seni niye bekleyeyim? He? Sen benim karım mısın, sevgilim misin? Niye bekleyeyim ben seni oğlum? Siktir git. Yürü, siktir. Arkadaş gezdirecekmiş de. Kafayı dağıtacaklarmış da. Lan biz kimi gezdirelim? Ya ben de dedim ki, madem makine bizim, bütün atları oynayalım ya. Oğlum salak mısın lan sen? Böyle saçma şey mi olur? O zaman bütün Ganyan bayla her gün altılıyı kazanır. Ya yine de bana mantıklı geliyor. Aslında aynı şeyi Saysal'da deneyeceğim de, biraz Talip abinin sinirlerinin yatışmasını bekliyorum. Aa bak, burada beni çok severler. E hadi girelim. Hadi. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Damsız almıyoruz. Ya sen yeni mi başladın birader? Süleyman abi yok mu? Şöyle geçenlere yol verir misin canım? Canavar, bize bir müsaade. Aa Sedat abi. Fuat ne haber? Abi kusura bakma, tanıyamadım. Buyur abi, eğlenceler. Babaya selamlar. Akıllı olacaksın canavar. Buyur abi. Tipe bak. Kanka, sen bir yer bul, ben de içecek bir şey alıp geleyim, tamam mı? Tamam hacı abi. Bende Mars'ta hayat var mı? Bir bakınayım şöyle. Hadi. Zadın, biraz aklın varsa Türk'le evlenmeyeceksin abim. Sadece sorun. Ben kararımı verdim. Bir o sene evlilik fikrimi kafamdan attım. Yurt işine çıkacağım, hayatımı yaşayacağım. Gez ya, git artık sen. Dünya turuna çık. Ya beni boş ver de, ne oldu senin firma işleri? En son bir şey çıkıyordunuz. İstifa ettim ya ben. Allah Allah. Sanki ben sizin boklu filminize kaldım ya. Korku filmi de neymiş? Bu benim haftalığı şey yapacak mıyız? Allah Allah!
Vurdum kapıyı çıktım. Öyle bir insanım biliyorsun. Vizyonu olan bir yapımcı bulsam, bulsam o yapımcıyı. Bir sürü fikrim var da benim. Ah ulan İstanbul. Herkes tamam, bir biz fazla geldik sana. Ah Osman be. Bari sen terk etmeyeydin beni. Şurada dizimin dibinde oturaydın. Çok özledim seni lan. Bir göreyim şu gül yüzünü senin. Ay! Ulan ne güzel karısın sen be. Üf. Kuzenin ola. Akraba, akraba. Dudağın ne işi var oğlum orada? Kankam, Mars'ta hayat var mıymış? Oğlum, su bile buldum lan. Ne diyorsun? Ama çok erkeksi bu oğlum. Yanındaki taş. Oğlum, zaten bu erkeksi tavırlarına ayar oldum lan. Ben ne yapacağım biliyor musun? Vizyonu olan bir yapımcı arayacağım. Bu hafta tek tek yapımcıları gezeceğim. Ya sonuçta benim... Ne? Anlamadım. Ya bir sürü güzel fikrim var yani. Ne? Ya diyorum ki, bu hafta gideceğim, bir sürü yapımcı arayacağım, anladın mı? Tek tek gezeceğim, birine fikrimi satacağım ve filmimi çekeceğim abi. Kızlar, filmci miyiz? Ha? Yönetmen falan? Kadın olunca ne oluyor? Yönet woman, erkeği men ya. Pardon? Deminden beri kulak misafiri oldum, kusura bakmayın. Ben çok iyi bir seyirciyim, gerçekten. Rambo, Rambo mesela. Rambo 2. Ben sadece bir çorba içmek istemiştim. Normalde böyle su akması gerekiyor da şimdi su olmadığı için dev tavşanlar. Ha? Dev tavşanlar? Titanic! Titanic! Gel buraya Titanic, Sivas'ta Titanic. Aç, aç kollarını, aç kollarını, aç. Rüzgar yap, rüzgar. Yapma rüzgar, o tarafa, o tarafa yap. Güvenliği çağırayım mı yoksa siz böyle tek tek batar mısınız ha? Bayağı buzdağına çarptınız da şu anda. Dur kız, çok tatlılar. Yaşar Tuncer ben. Sinemaya olan ilgimi yapımcılık yaparak bir üst aşamaya taşımak istiyordum ki sözlerinizi duydum. Şey. Çiğdem. Çiğdem. Hanım. Demek yapımcı olmayı düşünüyorsunuz. Bak, bu devirde film yapacaksan abicim, korku filmi yapacaksın. Niye mi? Çünkü seyircisi garanti. E diğer türlere göre daha ucuza geliyor. O yüzden.
ne kadar kapital gerekiyor bu işe? Bak, sana şimdi kaba haliyle söyleyeyim. Normalde bir filmi çekmek için kastıydı, mastıydı, mekanda zartı zurtlu derken 2 milyonu bulur. Korku filmi 700 bin, 800 bin ama benim çevrem çok geniş olduğu için ben sana bunu 300 bine kapatırım, bitirir. Yani max 300 yeter diyor musun? Aynen. Max 300, bilemedin 350. Ama bak şöyle düşün. Mesela bir tane biletten 5 lira kar kalıyor, tamam mı? 200 bin gişe yapar mı? Yapar. Çünkü dünkü çocukların sıçtığı bok şu anda korku filmi olunca nedense 200 bin yapıyor, anladın mı? Ki ben duble tecrübeli bir insan olduğum için tabii ki 200 bin gişe yapacak. 200 bin gişe yapar, 1 milyon kar. Oo, bütün dertlere deva olur vallahi ya. Ne diyorsun mıymayı? Şey, o zaman sen bana numaranı ver. Ben kaydedeyim. Ha? Gün içinde... Hacı kullanıyor musun? Biz evleniyoruz. Evleniyoruz. Nasıl, bununla mı? Çoktandır görmemişem ben o güzel dimyari. Oy dükmeli, yar dükmeli, oy dükmeli, dükmeli. Dükü dükmeli, dükmeli. Çoktandır görmemişem ben o güzel dimyari. Oy dükmeli, yar dükmeli, oy dükmeli, dükmeli. Oy dükmeli, yar dükmeli, oy dükmeli, dükmeli. Dükü dükmeli, dükmeli. Yırttık Talip abi. Ulan bu Agop yine evi mi bastı? Talip abi! Talip abi! Talip abi! Allah Allah! Yaklaşma! Talip abi! Yaşar! Bırak! Bırak! Bırak beni Yaşar! Yaşar bırak, ölmek istiyorum! Dünya bezlikten kurtulsun, bırak! Abi ne ölmesi? Artık şimdi yaşama vakti. Parayı vurduk abim, vurduk! Parayı mı lan? O zaman dur bir konuşalım. Yaşar! Abi! 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 Abi, ayağım. Abi, ya ben de sen, ben de sen. Kaldır. Abi sen şunu çekmezsen. Kaldır. Tut lan. Ben de sen. Kurtul. Kardeşim benim be. Hayatımı kurtardın lan. Oğlum, internet beni götüp yemedi. Senin geleceğini biliyordum. Kapıyı o yüzden açık bıraktım. Yaşamak istiyorum, onu da götüp yemiyor. Senin için bir dünya lan bu. Ya abi ne ölmesi be? Ne ölmesi? Parayı vurduk diyorum sana. O ne o? Mektup mu bıraktın abi? Yerin mektubun lan. Para diyordun Yaşar'cığım. La oğlum film çekmek bizim harcımız mı? Biz daha elimizdeki telefonla resim çekmeyi bilmiyoruz lan. Fotoğraf abi. Ne diyorsun? Resim bu fırçayla kalemle yapılan var ya, o resim. Bizim çekeceğimiz fotoğraf abi. Ya havle. Oğlum sen bana sıra mısın ya? Yürü geç. Geç şöyle. Allah Allah. Ya Talip abi. Bak en az 300 bin koyup 1 milyon alacağız diyorum ya sana. Hı. Şimdi biz börekçiye gidelim. Kahvaltımızı yapalım. Ben sana durumu yaza çize anlatayım. Aklına yatmazsa yine yapmayalım abi. Ama bence bu iş bizim piyasaya dönüş işimiz olacak. Piyasa da bizi bekliyordu amına koyayım. Ah Yaşar. Ah be Yaşar. Sen yine aynı bankadan kredi çekmeyi düşünüyorsun değil mi? Muhteşem bank. Sonsuz kredi imkanlarıyla. Oğlum sonsuz kredisi mi kaldı? Ben sana ne diyorum bak, adam çok ağır konuştu kardeşim bana ya.
Ben bu saatten sonra abime hayatta gitmem. Bak şurada çarmıha ger beni. Hayatta para istemem. Abi pişmaniyeye dokunmadın. Çok taze ha. Abi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik. Bu sefer nasıl fikir abi? En ufak bir risk bile yok. Yaşar, bir sus ya. Japon pornosu gibi bik 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 bik. Adam bir nefes alsın ya. Buyur abi. Vallahi bana bugüne kadar sunmuş olduğunuz en mantıklı teklif. Şaşırtıcı. Ama siz bu boku nasıl yersiniz onu düşünüyorum. Oğlum, film çekmek kolay iş değil. Yahu siz daha resim bile çekemiyorsunuz be. Fotoğraf abi. Resim bu fırçayla kalemle yapılan var ya. Yaşar. Ne kadar lazım? Vallahi abi. Max 300 yeter abi. Max 300. Max. Max. Tamam lan. Size bu parayı vereceğim. Ama benim de şartlarım var. Demek asıl patron sizsiniz. Estağfurullah, ekmeğimizin peşindeyiz. Yani çeşitli dallarda iş adamıyım. Yaşar konuyu anlatınca bir de sinemayı deneyeyim dedim. Para hazır Çiğdem Hanım. Nereden başlıyoruz? Vallahi söylediğiniz para pek bir şeye yetecek gibi değil ama Yaşar Bey'e de söylediğim gibi. Bu işi ben halledeceğim. Piyasadaki bütün kredimi kullanacağım ve bu filmi bitireceğim. Yani filmi ben çekiyorum. Tamam. Evet, geldik en önemli mevzuya. Senaryo. O sizde yok mu? Yok, yok. Yaşar. Neyse, neyse, tamam. Türkiye'de bu korku filmlerini yapan en iyi 3 tane isim var. Gidiyorsunuz bunlardan bir tane senaryo alıyorsunuz. İçeriği falan önemli değil. Bu adamlar ne yazsa zaten gençler bayılıyor, tamam mı? Pek anlıyor gibi bakmıyorsunuz, neyse. Ben bunların isimlerini yazmıştım. Şöyle, Yaşar Bey, siz yapamayacaksınız. Buyurun Talip Bey. Ben gidiyorum, ekibi toparlıyorum, tamam mı? Hemen başlıyoruz. Siz de şu üstünüze başınıza birazcık çeki düzen verirseniz, yapımcı gibi giyinirseniz çok iyi olur. Talip Bey gözler kızıyor özürü galiba, neyse. Kim oğlum bu? İşte yönetmen bu. Yönetmen abi. Yaşar, ne biçim bir yer oğlum burası? Korku filmi çekeceğiz abi. Biraz atmosfere alışalım değil mi? Lan ne alakası var? Uzay filmi çeken yapımcı Mars'a mı taşınıyor? Hanım ablacığım, size bir adres soracaktım da. Gitti mi? Gitti mi? Gitti, gitti. Meczup mudur nedir? Abi ne bakarsın? Şurayı göster. Yaşar, bu nerenin navigasyonu kardeşim? Abi ben de anlamadım ki. Tam olarak burayı gösteriyor. Bayağı da yaklaştık. Ya bu Hakan Sarıca da nasıl bir adammış? Ne biçim bir yer lan burası? Ya abi türkü falan mı söylesek ya? Ben bayağı korkmaya başladım. Allah bana mesaj veriyormuş kardeşim. Yaşar'la iş yaparsan geleceğin yer burası diyormuş. Şimdi anladım. Parayı koparttım ama filmi çekiyoruz ya. Sen ona bak abi. He Yaşar ana. Karagöz almış sikecek. Hacı Bat ceremesini çekecek tabii. Abi. Abi. Abi bir arada kalalım. Yaşar kolun mor attı. Yaşar. Selamun aleyküm abi. Biz birini arıyorduk da. Kolay gelsin. Hakan Sarıca da. Biliyor musunuz? Onu arıyorduk. Oraya. Darbe 2'den beri giden olmadı. Niye gülüyorsunuz ki şimdi? Yani komik bir şey mi var? Sultanbeyli Belediyesi yazıyor. Yani o tabelada Sultanbeyli yazdığına göre birileri de oraya gidiyordur değil mi bey amca? Yani bunda ne komik bir şey var ben anlamadım gerçekten. Yaşar, ya sen ne anlatıyorsun oğlum? Siz bize bir tarif etseniz.
Teşekkür. Adam gitti. Abi adam kayboldu. Adam gitti. İn midir cin midir olup yürü. Abi bu elimizde artık yani hoş durmuyor. Ya Yaşar kafamı kaldı kardeşim ya. Oğlum ne biçim yer lan burası? Bu adam yönetmen falan değil miydi? Ya bilmiyorum da bunlarda herhalde genel olarak para yok. Bizim Çiğdem de aç abi. Ya hadi artık. Bismillahirrahmanirrahim. Abi felaklar nasıl iyi geliyor okuyalım. Abi nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Geç kardeşim. Yaşar. Ne oluyor lan? Allah Allah. Yavaş. Gece gece işi açma başımıza Yaşar. Ne oluyor orada? İyi akşamlar. Bizim Hakan Bey'le bir senaryo toplantımız vardı da. Allah kurtarsın amcam. Ulan siz kim oluyorsunuz benden senaryo alacak? Aç köpekler. Görmüyor musunuz? Bakire kurban ediyorum burada. Bakire mi? Abi. Ayıp oluyor ama. Bize bu işin ustası Hakan Bey dediler. Ondan geldik. Yürü Talip abi yürü. İstenmediğimiz yerde durmayız. Tipe bak. Ben siktirin gidin buradan. Cinlerim. Abi ne oluyor ya? Ya ben sana dedim abiye yükselme diye kardeş. Abi bu da mı benim suçum ya? Bu da mı benim suçum? Sen kaçıyor. Yürü yürü yürü. Yürü 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 yürü. Yaşar bu ne? Ne bileyim abi. Hay seni getireceğin yere kardeşim ya. Yürü. Şahit falan yazarlar bizi. Rubin Kazan kendisi aslında iki haftada yenilmiyor. At mı üstü? Özgür hocam biz daha çok at yarışı üzerine bilgi sahibiz de. Ha. Ha. Çok iyi anlıyorsun Yaşar. Milyoner oldun değil mi? La Liga'da ilk korneri kim atar? Bir şey söyleyin yazacağım. Hocam biz buraya korku filmi görüşmesi için geldik. Tamam tamam. Alper gelsin. Hallederiz. Hah geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla hocam ne güzel ya. Böyle boş vakitlerde ibadet falan. Oh. Yok ya. Filme isim bakıyordum. Allah kabul etsin hocam. Amin. Arkadaşlar konuya girebilirsek. Maçlar başlıyor da. Hemen. Şimdi bize korku filmi senaryosu lazım. Sizi çok methettiler ya. Kaç paranız var? Kaç tane gidiyor bu ara? Menüler var. Fiyatlar yazıyor. Ben şöyle takdim edeyim arkadaşlar. Bizim fiyatlar burada mevcut. Kusmalı iğrençlemesin abi. Pahalı oğlum. Bin. Yatırlı belli. Ya. Özgür hocam. Ya biz bu işi ilk defa yapıyoruz. Şimdi ya bunların hangisinin mevsimi? Bana bırakın. Talip abi balık mı alıyorsun mevsimi? Biraz kültürlü konuş ya. İçeri konuş. Al git. Bunu al git. Gerisini düşünme. Bak bunun birincisini ben çektim. Salona minder attılar. O derece sattı bak. Doğru attılar. Çekti. Ne kadar? 100 bin. Yok. Çok tuzlu. Pahalı diyorsun. Vallahi şimdi menüde seri katilli var. Ama işte o da bizim kültürümüzde yok. Çok gitmiyor. Bir grup genç hafta sonu tatile giderler, olaylar gelişir, var. Onu da siz beceremezsiniz. Bunlar yapılmaz. Vallahi şefin tavsiyesi... Ya Özgür hocam, siz bize şöyle iyisinden bir cinli senaryo verseniz. Heh, heh, bizim de böyle ayağımız alışsın. Hem arkadaşlarımızı falan da çağırırız ha. Ya bizden de kazanmayı verin be. Vallahi be,
Kiminin parası, kiminin doğası. Cinli ev ne arkadaşım ya? Cinli ev ne? Cinli ev. Aman Allah'ım çok korkuyorum. Ya gidip elle senaryo getirmişsiniz. Bütün korku filmlerini karıştırıp şu iki tipe çakmışlar ya. O kadar kötü mü ya? Ben okurken çok korktum yani. Adamlar iyi yazmış. Neresinden korktun? Cinli ev yazınca mı korktun? Siz ne kadar verdiniz buna? Oğlum 100.000 liradan kapı açıyorsun, 5.000 liraya senaryo veriyorsun. Ne yapayım abi? Giderimiz çok. Abi bence çok korkunç ya. Hadi hadi toparlanın ya. Oyalanmayın artık. Gidip oyuncu bakalım. Bari o işi halledelim ya. Oyuncu bakalım gidiyoruz abi. Şş. Oğlum sen bu kız asılıyor mu lan? Yok abi ya. Ne bu tripler o zaman? Ya kız sete çıkacak ya. Ondan gergin. Bunlar sanatçı ya abi. Kardeşim o gerginse ben de gerginim. Ben yapımcı adamım. Kimse bana bağıramaz. Ben burada bekliyorum hala. Yalnız senaryo çok iyi ya. Ah, güçlü kalamıyorum Allah'ım. Bana yardım et. Bu şeytan beni ele geçiriyor. Buraya bir grup genç geldik. Herkes ölmeye başladı. Doğru söyleyin. Aranızda sevişen var mı? Şu an teyzen beni Akın'dan aldatıyor. Şu an teyzenle Akın birlikte beni aldatıyor. Bunu biliyor musun? Allah bunların belasını versin. Kes sesini. Kes sesini lanet olası hoca. Oo, burada paranormal bir şeyler oluyor. Ben şeytanın çocuğunu taşıyorum. Şeytanın çocuğunu karnımda taşıyorum. Şeytanın çocuğunu taşıyorum. Siz kaçın kendinizi kurtarın. Oldu mu? Kehanet olası. Ey kovulmuş şeytanın suyu. Buradayım. Ey kovulmuş şeytanın suyu. Bu inanmış kadının bedeninden çık. Defol. Telefonlar çekmiyor. Ben gidiyorum. Ben zaten senden hoşlanayım Selin. Çocuğum senden olacak. Bu nalet benimle gelecek. Benimle gidecek. Görmüyor musun? Yiyecek bir bakımız yok. Aa! Bu şeytan beni ele geçiriyor Allah'ım. Hayır. Ben ondan daha güçlüyüm. Cehennem sizi bekliyor. Yan oyuncular berbat fark ettiyseniz. Umarım başrol oyuncularını bulabiliriz artık. Film çekimi için gelmiştik de. Buyurun. Gel kızım. Gel yavrum. Çok güzel çalıştı. Hanginiz yönetmen? Benim teyzeciğim. Ay çok sevindim. Kadın yönetmen. Oley. Babası da çok sevindi, çok rahatladı. Of! Tuvalet nerede ya? Prostatım var benim, şişim geldi. Ben de rahatladım anne, ben de. Sen sus, çusuz. Bu da sevgilisi. Aa, ama şimdilik yani. Hayat tanıya göstereceği belli olmaz değil mi? Belki de sorgun olmaz. Teyzeciğim sen biraz önce niye rahatladın? Kız güzel kız. Yapımcısı, yönetmeni hemen yatağa atmak istiyor. Eğer vermek gerekiyorsa yani. Oo, teyze coştu. Neyse. Evet, Yaren çalıştıysa bir görelim bakalım. Çalışmaz mı? Çok çalıştı evde. Hadi kızım, evdeki gibi oyna. Hadi yavrum. Şunu bir tut bakalım. Şu an role giriyorum bir dakika. Bu evin her tarafını cinler basmış. Oramda, buramda, şuramda. Korku dolu günler geçiriyoruz, inanmıyorum. Şimdi cin kaçıyor. Bizi bir tek Rahman Hoca kurtarır. Rahman! Hoca iş! Aa, gelmemiş. Geliyor. Gelmedi. Ne saçma işler ya. Tuvalet nerede? Sen. Ya da sen. Hiçbiriniz değil. Hoca! Buraya gel lütfen, bizi cinlerden kurtar. Nereden geldiği belli değil anne. Hocam.
Normalde böyle yapabiliyorum ama şu an olmadı. Ha! Ah! Ha! Yine geldi. Ha! Ha! Bu sefer nereden geldiği belli değil bile. Ha! 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 Anne! Talip abi, kız mandar olacak, bir su falan mı ser tek yüzüne ya? Oğlum cin girdi dedik, yanlış anladı. Geldik! Kestik! Nasıldım? Böyle çalıştım. Hocam izin verirseniz ben bir şey daha yapmıştım. Aşkım hemen vantilatörü getir. Bir dakika. Bir şey çalışmıştım, onu da göstermem. Aşkım hadi! Şimdi başlıyor. Ha ha ha, belki sana, belki sana cin girerse bir gün, sana sana beni ara. Ha 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 ha, ha 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 ha, sesime doğru. Ha ha, cinler gelir bir gün, la 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 la. Saçlarım çünkü çok güzel benim. Tamam aşkım, kapatabilirsin, çarptı ya. Selam, ben Ural. 29 yaşındayım, mankenim. Oyuncu değil, almayalım, beceremez. Bu ne ya böyle? Antik Yunan heykeli gibi. Hem bu zenci artı 18'e girer, olmaz. Tamam. Aa! Ben yapımcı baskısına gelemem. Kapış lütfen! Ben çocukluğumdan beri bunun hayalini kuruyorum. Yani bunu resim olarak görüyorum. Hayalim de bu benim. Eğer kim benim hayalimi gerçekleştirirse ben ona veririm. Rolü diyorum. Ural'cığım, bir saat dönebilir misin? Aa, ne kadar da güzel dönüyor. Bir sona dönebilir misin? Aa, vallahi anladı. Bunların 7 katı sizden daha fazla be. Gık demez bunlar. Sabaha kadar harıl hurul çalışırlar. Sette yani. Onu diyorum. Telefon numaran var mı sende? Hı? WhatsApp'tan falan. Yani bir şey sormak istersin, sor. Sonuçta ben yönetmenim. Buranın şeyini ben taşıyorum. Senin aklına bir şey takılır, sen de sor. Senin aklına bir şey takılır, git başka birine sor. Niye bana soruyorsun? Buralcığım, rol senin. Ben kime istersem ona veririm. Rolü. Afiyet olsun efendim. Canavar, tatlı olarak neyimiz var? Yaşar. Abi evde olsa yemez. Dışarı çıktık mı böyle çocuk gibi işte. Demek bu filmi siz çekeceksiniz ha Çiğdem Hanım. Peki daha önceden böyle bir deneyiminiz falan var mı? Herhalde var. Yani ben 10 yıldır sektördeyim. Daha önce reji geçmişim var Muhteşem Bey. Ben yine de sektörden birkaç arkadaşı bu işe ilave etmek istiyorum. Umarım onlarla uyumlu çalışırsınız. Ha bu arada çekim yapacağınız evi de ayarladım. Para falan vermeyeceksiniz. İsterseniz siz bakın Çiğdem Hanım. Bekle bekle, kaç saat yapalım? Saçı böyle mi duracak Didem? Şuradan tıklamış. Yani duracak benim hep tarzım, bilmiyorum ben. Gelin gel şunlara bakalım, bakalım dedi. Kemal Mehmet ayarlayalım istersen. Aynen. Güneşte. Merhaba. Merhaba. Ortam çok güzel ya. Vallahi helal Çiğdem. Ya bir haftada bu kadar adamı nasıl topladın ya? Bu da bizim uzmanlık alanımız sayın yapımcım. Eyvallah. Bu arada sette bana sürekli hocam diyeceksiniz. O niye ya? Öyle işte, racon böyle diyeceksiniz, Allah Allah. Siz de birazcık böyle yapımcı gibi davranın, tamam mı? Böyle herkese yüz göz falan olmayın. Keşke siz de biraz yapımcı gibi giyinseydiniz. Yine şantörüne dönmüşsünüz. Oo, jip yapmışız. Muhteşem abim kiralamış. Sette ilk günden şeklimiz olsun dedi de sağ olsun. Adam ya. Muhteşem yazılır, adam okunur. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar gelin sizi yapımcılarımızla tanıştırayım. Şş, bir dakika. Yapımcı benim. Yaşar ortak yapımcı. Bak arada fark var demiştin. Abi ya. Arkadaşlar keşke bunu böyle insanların önünde tartışmasaydık değil mi? Evet, yapımcımız Talip Bey. Kendisi jiple geldi. Zaten suratındaki ifadeden belli oluyor. Yaşar Bey siz sanırım koşarak geldiniz. Neyse bunlar halledilir. Evet, plastikte Nur Banu. Işıkta Serhat. Görüntü yönetmenimiz Ekrem. Ekrem.
Kostümde Pınar. Sanatta Didem. Pardon da sanat değil, sanat yönetmeni. İşte bakıyorsun Didemciğim, oyalanmıyorsun. Evet arkadaşlar, siz sete bir kaynaşın. Ben işlerimi halledip geliyorum. Okey. Bilmiyor sanki benim sanat yönetmeni olduğum. Ben bunu kostüm asistanlığı yaptığını bilirim. Ben neyse konuşmuyorum şimdi. Ben şu köşeye şişimi yapıp geliyorum. Tamam baba. Dur kızım, dur. Aç okunmuş şekeri. Senaryonu menaryonu unutma. Ya Yaren, içimde kötü bir his var. Bu filmden bir şey olmaz. Bu filmin kariyerine getirisi de olmaz. Gel evlenelim. Hem evinin kadını olursun. Sen sus, don sus. Giymedin mi? Üf, tamam anne ya, boş ver ya. Sete geç kalıyorum. Aptal kızım benim. Sen başrolsün. Bilerek geç kalacaksın. Kendini ağırdan sat biraz. Starlığa giden yol bu, bu. Aman efendim, aman. Kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Ya ben de diyorum bugün set çok güneşli. Meğer Yaren Hanım'ın ışığıymış. Yaren Hanım, ateş edeceğinizi bilseydim çelik yelik giyerdim. Anlamadım. Arkadaş. Ha, yeni sevgilim. İşte demiştim size, hayat böyle bir şey. Bir gün var, bir gün yok. Tarık Beyciğim, kızım size emanet. Biliyorsunuz, set ekibi olsun, oyuncular olsun, kızı hemen yatağa atmak ister. Hayır, birine vermek gerekiyorsa ya. Lütfen, lütfen efendim. Yaren Hanım, buyurun. Sizi jipimle sete götüreyim. Öyle ilk günden serviste falan olmaz. Buyurun. Jipiniz mi var? Sen ne haber ya? Görüşürüz aşkım. İyi günler efendim. Hadi görüşürüz. İyi günler. Kim işedi lan bu malzemelerin üstüne? Hay sıçacağım daha ilk günden ya. Talip Bey, hazır baş başa kalmışken sizinle önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz normalde ben kendi ekibimi getirecektim ama Muhteşem Bey ekibin yarısını kendisi yolladı. Evet. Yaşar Bey, siz de buradaydınız. Ben kendi ekibime kefil olabilirdim ama Muhteşem Bey'in ekibine kefil olamam. Yani erkekleri neyse de kadınlara hiç güvenmiyorum. Canım ne olacak ki? Ben bu ekibi daha önceden beri tanıyorum. Her şeyi yapabilirler. Allah korusun, herkese verirler bile. Abi ne yapıyorsun lan? Abi. Yaşar Bey. Ağzınızdan bir şey geliyor. Abi kendine gel. Sakin ol. Bismillah. Sakin ol. Ay. Nereden çıktın sen be? Tabii. Biz ona dikkat ederiz. Yani şey yaparız biz onu. Sen... Aman diyeyim. Aman. Ay sinirimi alamadım hala. Sanat dedi geçti kadın bana ya. Hor hor her sette. Arkadaşlar bakın şimdiden rica ediyorum. Gece çekimlerinde sakın o üç harflerin adını ağzımıza almayalım. Ay Allah korusun vallahi adlarının anıldığı yere gelirler. Aynen. Ha, ben inanırım öyle şeylere. Bizim Fethi Buran anlatmıştı. Geçen sene ucuz bir korku filmine gitmişler. Filmden sonra paranızı vereceğiz demişler. Film bitmiş. Aa, ortada kimse kalmamış. Film falan da çıkmamış. Yapımcı falan da ortada yokmuş. Meğerse... Buran'a musallat olmuş, hayal görmüş, hiç film falan çıkmamış diyorlar. Ya. Yavrum, onu çarpmışlar. Ama cinler değil.
yaverim diyen burada tek gece kalamaz ha. Yemin ediyorum mezarlıkta yatarım daha iyi. Rahmetli anam hep derdi, ölüden değil de diriden kork diye. Buraya 1972'den beri gelen olmadı. Siz neden geldiniz? Film mi çekeceksiniz? Dayı, sen kimsin ya? Bizim aklımızı aldın. Buranın çavuş sen misin? Ben odaları hazırladım. Yerleşebilirsiniz. Bir sorun olursa beni düşünün yeterli. Ben sizi bulurum. Geceleri buradayım. Gündüzü sevmem. Gün ışığını hiç sevmem. Görüşürüz. Sağ ol dayım. Güneşini hiç sevmem. Amına kodumun vampirine bak ya. Aklımı aldı. Yaren Hanım. Hı. Siz nerede kalacaksınız? Ay vallahi ben hiç bilmem ki. Bana neresini verirler Hazart diye hemen oraya girerim. Ben zaten hiç yerimi yadırgamam. Ya siz isterseniz kendi odama yakın bir oda ayarlatayım. Anneniz bana emanet etti sonuçta. Neden ki? Yani ne bileyim bir şeye ihtiyacınız olur. Belki birlikte çözmek isteriz. Ne diyorsunuz ha? Hocam müsait misiniz? Bir şey diyecektim. Ekremciğim. Şu anda Yaren Hanım'la rolü üzerine bir toplantı yapıyorum. Daha sonra konuşalım mı? Hadi. Ama çok önemli. Lütfen. Hadi herkes odasına. Hadi hadi hadi. Yaren geç odana kaybol hadi. Tamam hocam. Yarın gözaltı çökmüş oyuncu istemiyorum. Yaşarsa gözüm. Çekilin. Ne var lan Talip hocam, Talip hocam. Bana Talip Bey diyeceksin. Talip Bey, benim senaryolarım var. İlgilenirseniz sizin gibi büyük bir yapımcıyı okutmak isterim. Ekrem'cim şu anda o kafalarda değilim ya. Sonra konuşalım. Okey. Okey. Bayılacaksınız Talip Bey. En az 5 milyon gişesi var. Ucube gibi fırladı adam. Çok korktum. Ben sana bir şey diyeyim mi? İnsan bile olmayabilir o ha. Ya sus be. Üf. Babaannem derdi. Bunların insan kılığına girenleri varmış. Nelerin? Ay üç harflerin işte. İnsan kılığına girenlere Ammar diyorlarmış. Filminde yaptılar. Üf, zombilerin de filmini yaptılar da öyle bir şey yok yani. Ayrıca dediğim filmi izledim ben. Bok gibiydi. Ben bilmem. Ben gene de bir felak bina sokuyor ne öyle yatın derim. Aa, bırakın bu koca karı masallarını ya. Ay! Sakin. Üf! Yok ya. Dün patlattı. Daha bana inanmıyorsanız kızlara sorun Talip Bey. Bu ev cinli. Yavrum, ya ilk günden saçmalamayın. Bu devirde ne ini ne cini. Ya kızlar, size bir şey söyleyeyim. Ya evet Talip Bey, tam isimlerini andık. Pencere birden açıldı. Elektrik kesildi, çişim geldi. Tam adını andınız, pencere açıldı. Elektrikler kesildi, çişim geldi. Aynen. Cin! Gördünüz mü? Cin! Neredesin yavrum? Cin, 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 cin. Talip Bey? Ne yapıyorsunuz orada? Bak, gördünüz mü? Daha başındayız ya. Voltaj bir iniyor bir çıkıyor, bir iniyor bir çıkıyor. Lütfen, olur böyle şeyler. Bak yarın setin ilk günü. Enerji lazım. Hadi yatın uyuyun. Hadi. Ben şuradayım. Bir şey olursa seslenin. Tamam. Cin. Bak yok. Gördün. Cin. Talip abi. Talip abi biz çok ciddiye almıyoruz ama... ...bu evi gerçekten iyi saatte olsunlar kuşatmış olmasın. Yaşar. Bak ben seni bir kuşatacağım olacak ha. Lan dünyanın yatırımını yaptık. Sen de biliyorsun. Neyini, ne cini? Hem sen hayatında hiç cinliği gördün mü? Yo görmedim. Ama abi
Bir mesken boş kaldığı zaman orayı cinler basarmış. He yaşarım beni. Kesin öyledir. Alpa. Dur, telaş yapma. Belki bir yerde cerrah yapmıştır. Tabii beynimiz mantıklı açıklamalar yapacak. Lan oğlum sende beyin olsa bizim burada ne işimiz var? Talip abi. Burada gerçekten biri var. Lan beni tribe sokup durma. Burada birinin ne işi var? Ya dayı, yırtık da ondan çıkar gibi sürekli çıkıp durma lütfen. Bir sorun olduğunda beni bulun demedim mi? Bak, gördün mü Yaşar'ım? Sigortalardaymış sorun. Oğlum sen inden cinden korkacağına insandan kork, insandan. Mesela Ural'dan. Ne demek istedin abi? Vallahi bilmiyorum Yaşar'ım. Al. Bak, aşk tesadüfleri sever. Ne demek şimdi ya? Ne tesadüf? Talip abi. Talip abi, bu boynuz konusunda ne demek istedin? Benim tam da böyle bir senaryom var. Herkes salonda toplanır, elektrikler kesilir, ışıklar yandığında o dene ortada bir ceset var. Ekrem Bey, çok rica edeceğim. Lütfen zaten şu an çok gerginim. Arkadaşlar, biraz sessiz olursak yapımcımız Talip Bey sizinle bir konuşma yapacak. Arkadaşlar biliyorsunuz ev eski. Arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ev eski. Doğal olarak şalter attı. Ama endişe edilecek hiçbir şey yok. Merak etmeyin. Şimdi sizler güzelce bir dinlenin. Biliyorsunuz yarından itibaren zor olacak. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler hocam. Tamam, iyi geceler. Ya Yaşar, o bu değil de Yaren'i ilk gördüğüm andan itibaren aramızda bir elektriklenme oldu be kardeşim. Fark ettim abi. Ciddi misin? Vallahi fark ettim abi bu. Adisyon bir şey çektik ya geçen. La uyla gelmiş ama yengem affedersin sana böyle verecek bakıyordu abi. Yapma. Vallahi ben ya öyle hissettim abi. Yalnız var ya o Ural mıdır nedir o pezevenke dikkat etmek lazım. Bak bu oyuncular piç olur. Herkes inden cinden korkuyor ama asıl bu gündüz fenerinden korkacaksın. Oğlum, hin hin bakıyor lan. İki arada götürür kızı vallahi. Bana bak. Odaları yan yana falan değil değil mi? Yok abi ya. Karşın her şeyi düşün senin için. Yaren yengem ve senin olayı... yan yana ayarladım. Ayrıca... o Ural piçinin... üstünden gözümü ayırmam abi. Piç Ural. Ural'ın piçi. Adamsın lan. Ya kardeşim sen de biliyorsun ne aşklar çektik lan biz. Bizim öpeceğimiz kızı elin adamı mı öpsün? He? Hayır yani parayı ben veriyorum. Elin adamı benim öpeceğim karıyı mı öpsün ya? Sana soruyorum Yaşar. Bekleyeceğiz. Bırakmayacağız. Bırakırsak öpene çok olur Yaşar. Biz bu tekkiyi bekleyeceğiz. Çorbayı içeceğiz, içilecek. Ne
Sırrı kız, sırrı kız. Aman sırrı kız. Aman sırrı kız. Sırrı... Yaren Hanım. Yaren. Hayırdır? Uyku tutmadıysa. Suyu olmazsa çamurun suyu he? Öyle mi yavrum? Yürüm, yürüm. Ne oluyor kızım ya? Ya Didem, Didem sen miydin? Çok korktum ya. Çiçeğe de mi kalkmayalım kızım? Ya aslında ben de çiçeğe kalktım da aklıma şöyle bir sahne geldi. Geçen sene yine pisini çıkıyoruz. Böyle bir koridor, tuvalet var. Kız koridorda yürüyor. Fısıdı 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 ayak sesleri. Sonra tuvaletin önüne geliyor. Çatat! Elektrikler kesiliyor. Tuvalete mi gitsem, odaya mı gitsem? Tuvalete gitmeye karar veriyor. Fı 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 fı. Böyle camdan şey dolunayın ışığı vuruyor. Tam bakıyor bir tane ev. Tertemiz. Hiç kaka değmemiş. Kaslı kaslı bir erkek. Adam da garip grup sesler. Sizi geberteceğim, sizi öldüreceğim. Ben şeytan. Hoca geliyor. Fış 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 fış. Bir şeyler, büyüler müyüler. Ondan sonra evleniyorlar mutlu. Didem gitmiş. Gözüm önüme aksın kızı. Küçük kız çocuğu sancakta sallanıyor. Bir sesler böyle garip garip hareketler salak salak. Ya sen bana inanmıyor musun ya? Didem'e sor. Ben bir şey görmedim vallahi. Şey, hocam nasıl olmuş? Çok güzel olmuş değil mi? Ya bu ne? Kızım korku filmi çekiyoruz biz. 80'li sizi çekmiyoruz herhalde. Popstar'a çevirmişsin kızı. Cin gelse bunu görse ben bunu zaten çarpmışım der geri gider ya. Birazcık daha doğal lütfen. Şey, tamam hocam. Ağlamayalım ama. Ekrem abi. Ekrem abi yine uyuyorsun. Yapımcılar burada ne yapıyorsun ya? Çiğdemciğim evin her tarafı tıkır tıkır tıkırdadı dün gece. Alamadık ki uykumuzu. Ay şaka yapıyorsun. Kral dairesi vardı Ekrem abicim. Sen oraya gelseydin rahat rahat uyusaydın ya. Ya ışıklar hazır mı ışıklar? Bakayım. Yer yer bunu ya yer. İyi ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Bu kablosuz böyle çekiyor ha. Abi normal kulaklık bu ya. Telsiz kulaklık. Ha? Anlamıyor musun abi? Telsiz kulaklık. Nasıl? Anlamayacak bir şey yok. Abi alayım mı? İşim var çünkü. Alayım. Oğlum Yaren bana verecek ha. Hadi abi inşallah. Hadi bakalım.
Dün gece koridorda denk geldik. Dedim bir ihtiyacım varsa halledeyim. Ben baktı ama hayırdır demedi ha. O zaman kesin verecek abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, hazırsak artık başlıyoruz. Hadi bismillah kardeşim. Hadi hayırlı olsun abim benim. Ben Yaşar. Hani kurban kesecektin? Adettendir diye benden 500 lira aldın. Kestik abi. O zaman bugün ilk günün şerefine mangal yapalım ya. Abi milleti uyandırma ya. Ben onu hayır için kestim. Kur'an kursuna bağışladım. Lütfen. Bak o da doğru ya. Evet beyler. O küçük tatlı sohbetiniz bittiyse artık başlayabilir miyiz acaba? Oğlum paraya biz veriyoruz. Patronculuğu bu oynuyor. Bak acayip uyuz oluyor ha. Ya ama çok yakışıyor abi ya. Tam bir ballişko. Buyurun efendim. Sağ ol canım. Kardeşim benim. Abi eyvallah. Olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Hocam. Afiyet olsun. İnce için. Çay da iğrençmiş ya. Aa, çek beni çek. Arkadaşlar hem büyü yaptık hem ruh çağırdık. Hem de bir grup genç olarak hafta sonu tatili için şu evi tuttuk. Buradan çıkmamız imkansız. Ayşe de kayıp. Ölmüş olmalı. İnanmıyorum. Allah'ım ne yapacağız? Ne olur bize yardımcı ol. Tek bir şansımız var. Hepimizin buradan çıkabilmesi tek bir şeye bağlı. Bakire kurban edeceğiz. Ha. Bakire mi? Evet. İçimizdeki tek bakire sensin. Ah, ama öyle söyleme. Bir arkadaşa da danışsaydık. Belki onun da bir fikri vardır bu konuyla ilgili. İçim kan ağlıyor bebeğim ama diğerlerinin kurtulması için birinin ölmesi gerek. Seni hiç unutmayacağım. Çek, bıçağı çek. Çek. Bir dakika aşkım. Sana bir şey itiraf etmem gerekiyor. Neyi? Ben sana hep böyle üzerime abanıp durdukça yalan söyledim. Bakireyim dedim. Ne? Yalan mı söyledin? Evet. Al. Ben küçümencikken böyle bir bisiklete binmiştim. Bisikletin selesi de. Sus. Duymak istemiyorum. O zaman madem artık kurban edebileceğimiz bakiremiz yok. Maalesef. Madem artık hepimiz öleceğiz. Çok isterdim ama. Madem sen de bakire değilsin. O zaman Titan'ın çalgıcıları gibi bari ölüme mutlu gidelim. Yani anlamıyorum. Bir kere versene diyor işte. Bir düşüneyim bakayım. Kestik. Hocam nasıldın? Vuralcığım sen bir harikaydın ya. Resmen sahneye devleştin diyebiliriz. Kızlar bayağı rezaletti. Masada toparlayacağız inşallah. Oğlum bu senaryo harbiden boktan galiba. Niye abi ya? İzlerken ben böyle çok heyecanlandım. Beni sardı yani. Allah Allah. Evet. Ama Ural kötü. Yakınlara geçiyoruz. Beni mi çağırdınız? Çok güzeldiniz Yarın Hanım. Yani tıpkı dün geceki gibi. Dün gece mi? Dün gece ne oldu ki? Hani yataktan kalkmıştınız. Böyle biz bir karşılaştık. Yo, ben hiç kalkmadım ki yatağımdan. Ben böyle deli gibi uyurum zaten. Çırılçıplak soyunurum, böyle yatağa yatarım. Bir oraya dönerim, bir buraya dönerim. Hiçbir şey fark etmem. Üç kişi gelse böyle aman sabana böyle sarsa beni hayatta kalkmam yani. Öyle bir insanım. Teşekkürler. Yapma. Deme öyle şeyler. Yaren Hanım, muhabbetiniz bittiyse sizi sete alabilir miyiz? Tamam hocam. Kısmet, sen şimdi senaryo gereği cinler tarafından hunharca çarpılarak mikrop kapmışsın. Daha sonra vücudun reaksiyon göstermiş ve bir anda zombi olmuşsun. Yani yarı zombi, yarı cinsin. Anladın mı? Ölü balık gibi bakma, anlıyor musun? Ne oluyor bu kız? Anlayınca böyle mi yapıyor? Ne oluyor? Role girdim hocam. İnsanı korkutuyorsun. Evet, hadi başlıyoruz. Evet. 3, 2, 1... Action! Reaction diyen dillerini. Tam bir ballişko ya. Lanet olsun bebeğim, kalkmalısın. Ayağım sıkıştı, ayağım sıkıştı. Hadi aşkım kalkmalısın, geliyor. Ayağım sıkıştı.
Gitme. Vallahi bırakıp gideceğim ben. Gitme, tam koş aşkım, koş. Diyafram açın oğlum, diyafram açın. Yer bunu, yer, yer, iyi. Sen uykunu açma Ekrem abi ya, biz onları hallettik zaten. Nurbanu, sıçtın sahnenin içine, batırdın. Şey hocam, birden bıçağı kaldırınca ben çok korktum. Korku filmi çekiyoruz, farkında mısın? Korkan insan korku filmine gelmesin canım, Allah Allah. Ya Ural çok iyiydi ya. Ural resmen devleşmişti sahnede ya. Bak işte gün de geliyor. Hadi toparlayalım, hadi. Başlığa başlıyoruz. Seçer. Bu kadın bağırdığı zaman bazen ben de korkuyorum ha. Talip Bey, fısır fısır. Gördüğünüz gibi Muhteşem Bey'in gönderdiği görüntü yönetmeni. Uyuyor. Ya Çiğdem Hanım, adam ayarını yapmış, uyuyor işte. İdare edeceğiz artık. Günahlarınızı yüzleştirecek olan bir elçiyim. Benimle bir oyun oynamaya hazır mısınız? Tamam olur. Nasıl bir oyun? Kendi kıraş gibi falan mı? Batak yanık. Çay da çıra. Saçmalamayın. Üzerinde oturduğunuz sandalyelerden eğer kurtulamazsanız bir dakika içerisinde sizi üçebilecek bir testere gizli. Aley. Ve onu iptal edecek anahtar kısmetin donunda gizli. Ya benimkini niye koymuyorsunuz ya? Hadi bakalım Ural Efendi. Şimdi seni çözeceğim. Bakalım Yaren'i kurtarabilecek yetenekli misin? Hadi aşkım. Hadi. Ya başkan beni yormayın ya. Hazır ellerde çözülmüşken ben uzar. Hadi size iyi geceler. Kolay gelsin. Ya hayır! Pislik! Şişt, nereye lan? Hiç bunu düşünmemiştim. Kestik. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Yemek yiyelim, hemen yatalım. Hadi bakalım. Hızlı hareket edelim. Goy goy yapmayalım. İlerleyelim. Hadi. Ya bütün gün çalıştık, sandviç mi yiyeceğiz yani ha? Deli çalıştın Ekrem abi. Maşallah çatır çutur çalıştın. Döküldü her yerin. Yeseydik evden getirirdik yani. Bir de büyük prodüksiyon falan demişlerdi. Bayağı duyuyorum Didemciğim ya. Kulağımda yani. Beğenmiyorsan çık git şu kapıdan. Çok güzel hocam. Bahçedeyiz, ne kapısı ya? Hem Muhteşem Bey'in hatırına buradayız, merak etme yani. Arkadaşlar, bir iletişimsizlik olmuş. Probleme gerek yok. Birkaç güne çözeceğiz. Kusura bakmayın. Afiyet olsun. Oho, bir iki güne kalacağım. Açız aç net. Önce ben böleceğim. Dışarı bak. Neden? Sana ne? Sen dediğimi yap. Kız! Beni ne arayacak?
bak. Hareketlere bak ya. Onu ben de yaparım kızım. Al. Çat. Çut. Al. Anam. Anam geliyor. Kızlar. Kızlar kalkın. Kızlar. Ama. Arkadaş, ne biçim ev lan burası? Eyvallah kardeşim. Ne yapıyorsun abi? Niye öyle aşağı? Yaşar. Efendim abi. Yaşar. Bütün gece üstüme boya akıp durdu. Gece gece kızın birinin aklını aldım. Lütfen bak ilgilenin bununla. Her şeyle ben ilgilenemem. Tamam abi hallederim. Yap tamam. Şu işi. İki gözümün kornayası geliyor Yaşar. Kalk Yaşar. Kalk. Yaşar gitsene oğlum. Günaydın Yare. Günaydın Talip Bey. Bey? Aa bak küserim. Küseceğim. Küstün. Niye? Baş başa iken bey yoktu. Talip. Talip. Bu bizim aramızda bir sır lütfen. Tamam Talip. Dün gece bir rüya gördüm. Yani seni gördüm. Aa, hayır olsun. Nasıl gördünüz? Görmemezlikten geldim. Şaka. Nasıl bir rüya bu ya? Var ya, seninle baş başayız. El ele, göz göze. Anlatamam yaşadığımız mutluluğu. Sonra ne oldu? Annen geldi. Aa, anneciğim ya, beni hiçbir yerde yalnız bırakmaz. Hep korur. Bu ne ya? Ya sizin de peynirleriniz küflü mü arkadaşlar? Ay sorma ya. Baksana hepsi birbirinden beter. Ben artık iş sonunda kaşeleri alabilecek miyiz? Ondan korkuyorum. Banyo gördünüz mü arkadaşlar? Sabahtan beri yok. Yok. Ben de görmedim. Vallahi uyuyordum. Yunus abi de yok. Hayırdır inşallah ya. Nerede ki bunlar? Kaçmıştır. Bir yerden kötü koku aldı mı durmaz bir daha. Huyudur onun, huyu. Ben her gün bal yiyorum Talip Bey. Talip Bey. Talip Bey. Günaydın Çiğdem. Günaydın, günaydın. Bizim makyöz Nurbanu'yla servisçi Yunus abi yok. Nasıl yok? Yok işte yok, her yere baktım yok. Ya ben dün gece Nurbanu'yu gördüm. Bir yere bir şey almaya gitmiş olmasın? Bilmiyorum yani bir deliğe girmişler çıkmıyorlar işte. Bizim filmi bitirmemiz gerekiyor bir an önce. Şöyle yapalım. Makyajı artık Didem baksın tamam mı? Olur. Siz nasıl isterseniz. Yaren. Hadi abi kalk. Kalk hazırlan. Bir an önce başlamamız gerekiyor. Hadi ama. Tamam hocam gidiyorum şimdi. Yani siz de canınızı öyle çok sıkmayın. Her şey olacağına varır değil mi? He. İyi günler. Sizinle de akşam diyorum bir toplantı yapalım Talip Bey. Olur. Evet arkadaşlar, kayıt. Yat lan yat, adamın asabını bozma. Aşkım, dikkatli ol. Elleri hep meyve bıçağı. Sikerim onun elini de bıçağını da şimdi. Kimsin lan sen? Senler çocuğuyuz oğlum biz. Şuraya bak ya. Dilenciye saate para mı verdin lan? Bu ne tip lan böyle? Yat. Pes de lan pes de. Pes. Dede aşkım,
Şimdi de. Kalk. Oğlum kimin oğlusun sen? Anan baban kim seni? Tamam hadi sık git. Şapkayı takmış şekil şekil yapıyor ya. Sık yavşa. Aşkım. Bebeğim bir saniye. Oğlum bak iki gündür sesimizi çıkartmıyoruz diye iyicene incin top oynar oldu lan burada. Bana efendileğimi bozdurtmayın lan. Dün gece de çarpılmış bir sürü çarşaflı kadınlar gördüm ben burada. Aşkım. Aşkım aşkım bak var aşkım. Ben işte bu var. Tamam. Bak dostum. Seni mi sünnet ederim? Yoksa kız arkadaşından mı başlayalım? Ne dersin? Oğlum adam toplayıp da mı geldin lan pezevenk? Bırakın lan kızı. Yiyorsa gel alsana hadi. Koparayım mı oyununu? Hadi. Evet kestik. Bundan sonrası zaten yataklarınızda çığlık çığlığa uyandığınız sahne olacak. Oraya bağlayacağız. Burası bu kadar. Şey yani meğersem rüyaymış hepsi değil mi hocam? Prodüksiyon bu kıza balık yağı tarzı bir şey alsın. Kafası çalışsın artık. Ben daha fazla dayanamayacağım. Kızım, kaç defa söyledik sana. Neden anlamak istemiyorsun? Hayır, okuduğundan da mı anlamıyorsun sen? Cinler size oyun oynuyor işte. Bilinçaltınızdaki bütün korku filmlerini teker teker size gösteriyorlar. Zaten sonunda finalde çarpılacaksınız. Evet hocam, ben zaten iki gündür çarpılma çalışıyorum. Mesela şöyle, hı. Oo, bayağı kötü durumda. Vitamin falan da alsınlar. Buyurdunuz hocam. Bu böyle bağırıyor çağırıyor. Böyle. Camda böyle cama konup cürk diye emme. Tavanda böyle saçma sapan dolaşmalar. Kendi kendine böyle hareketler. Şükür ederiz. Salsak kesin yapar hocam. O yüzden bağladık. Küfür var mı? Sen gafil hocam. Hadi yavrusunun. Hocam. Bop bop. Sakin hocam, sakin. İşte böyle tepkiler veriyor. Ne olmuş hocam böyle? Ne yapacağız? Buna Amerikalılar exorcism dedikleri fakat bizde ruhun içerisine cinin yerleşmesiyle oluşan tepkiler olabilir mi? Sence olabilir mi? Bak bakayım. He, ama şey yapabileceksin, çıkartabileceksin değil mi hocam? Ben öyle bir şey... söylemedim. Bu cin, cinden çıkmaz. Ha, çok tükürüyor hocam. Sonuçta tabii bu... can yani... bunu atsan atılmaz, satsan satılmaz. Bunu bir takıt önünde düşünsene şunu bir. Geline dayısından bir bırmağı bilezik. Hop puf. Ay çok affedersin. Kaynanasından bir çeyrek hopa puf. Ne yapacağız? Bunu eğiteceğiz. Şimdi şu gazeteyi al. Gazete gördüm. Yapıyorsun. Eğit onu eğit. O şekilde. Boştu niye yakaladın? Bur ensesinden tut. Bunlara hiçbir şey olmaz bunlara. Mesela buraya bu tükürdü mü bu? Bir daha sakın buraya bir şekilde buraya tükürme. Kokla bakayım. Kokla kokla. Kokla. Bir şekilde yapacaksın. Kokla. Hah! Anca bağırır artık. Yapacak bir şey yok. Sen gel buraya gel. Uzun saçlı. Bunu gönder. Siyahı gönder. Sen gel. Al şunu. Bana gel.
Sabahtan beri sana söylemedim. Benim çok özel bir yöntemim var. Faka faka fırı fırı diyor. Onu sen anlamazsın. Şimdi benim de şu anda aklıma geldi. Seni ilgilendiren bir şey değil ya. Sen çık git. Kendine zarar verdin. Dur hocam. Kürek biraz abartı mı oldu ya? Olur olur, yer bu. Arkadaş ne heyecanlı senaryo ya. Sadece bana mı öyle geliyor ya? Ya bu mikrofon için kullanılan pillerin bedeli ne ya? Ev taksi gibi. Fiyatlar öyle abi. Arkadaş dilini değdir. Acı geliyorsa devam et. Lütfen idare. Bak Uralı'da iki paket sigara almışlar. Ben bu pezevengin... Nasıldı Murat? Yıkılıyordun ya be kızım. Ne zor bir sahneydi öyle. İçinde şeytanlar falan çıkıyor. Boru mu ya? Çok iyiydin, çok. Mersi Urik. Ben de yarınki sahne için sabırsızlanıyorum. Öpüşeceğiz ya. Takma ya, hallederiz. O iş bende. Ekrem, gel buraya. Buyurun Talip Bey. Bak ben bu Ural'dan kıllanıyorum ha. Her an yarenle yakınlaşabilir. Anlıyorum Talip Bey. Ya yakınlaşsınlar tabii. Biz kimsenin ahlakını bekçisi değiliz. Ya benim düşüncem bu setin huzuru kaçmasın. Evet Talip Bey, haklısınız. Heh, şimdi ben senden ne istiyorum biliyor musun? Sen bu kamerayı yarenin odasına doğru çevir. Açık bırak. Böyle görüntüyü tam net göreyim. En net haliyle lütfen. Tamam Talip Bey, hallederim ben. Heşli bile çekerim. Vallahi mi? Aslansın be Ekrem Bey. Yürü, hadi. Talip Bey, sizinle biraz konuşabilir miyiz? Dinliyorum. Yaşar Bey, siz de katılın lütfen. Neredesin lan? Sette sizi ne zaman arasam, bu yarenin götünde görüyorum. Şu dallamanın da gözü sürekli benim üzerimde. Yaşar. Sus, salak mıyım ben? Bu ciddiyetsizliğiniz sete zarar veriyor. Zaten insanlara 3.30 para veriyoruz. Yemek desen o da yok ama böyle olmaz ki. Ya gel git diyeyim lan ben. Delirtmeyin lan beni. Çekmem bu filmi görsünüz he. Niye çekmeyecekmişim? Niye çekmeyecekmişim? Kendi kariyerimin içinde bir şey yapayım ben. İki elli bir ses doğrultamayan adamlarla çalışıyoruz ya. Nereden çıkıyorum ben? Nereden çıkıyorum? Ya Ural Efendi, sen kimin uğraştığını sanıyorsun lan? Kömürlük. Kim var senin karşında? Yedirir miyim oğlum ben sana o kızı lan? Ben Talip Ekmekçiyim oğlum. Talip Ekmekçi. Yavrum benim ben. Ağa kızım. Allah. Allah. Yaşar, 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 neredesin oğlum? Ulan yoksa? Yaşar, seni bir kesti bunlar. Kestiler bir seni Yaşar'ım. Bak pis kokunda silmiş hata Yaşar. Bunlar da bir kere çıktı başımıza Yaşar. Yaşar! Kardeşim! Yaşar'ım! Yaşıyorsun lan. Helal be. Ne oldu Zalip abi? Sorma başımıza gelenleri kardeşim. Ama neyse boş ver. Sen yaşıyorsun, sağlıklısın, bir şeyin yok ya. Ay. İyiyim ben Zalip abi. Allah'ım ne olur ki? Yaşar Allah belanı versin.
Ramzan. Ramzan. Kimse bir şey söylemek yok. Öncelikle söylemeyeceksin. Kimse bir şey söylemek yok. Yaşar abi. Yaşar'a söylemeyeyim. O salak ağzından kaçırır. Kaç sahnemiz kaldı sayın yönetmenim Çiğdemciğim? Bilmiyorum ki sanat yönetmeni Didemciğim. Arkamdaki tane asistanım var ya benim. Onlara sor istersen. Arkadaşlar, kısmet yok. Bu ne ya? Herkes kayıp. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Lanet midir nedir ya? İnsanlar tabii bicecik olmayacağını anladılar. O yüzden yavaş yavaş uzamaya başladılar herhalde. Küflü peynir yemekten zehirleneceğiz vallahi. Sen de sus Ekrem abi ya. Senin çalıştığın mı var ya? Sürekli uyuyup duruyorsun. Sen zaten uykunda proteinini alıyorsundur. Peynir çok bile sana. Aşk olsun. E küs bir de. Sen bir kısmeti mi arasan ya? Benim telefonum çekmiyor ki. Benimki de. Sizin telefonunuz da çekmiyor mu Talip Bey? Çekmiyor. Size iyi günler. Kolay gelsin. Talip Bey bakar mısınız bir dakika? Talip Bey, izlemeniz gereken bir şey var. Buyurun Talip Bey. Sikmiş mi lan kızı? Sikmiş mi? Yok Talip Bey, izlemeniz gereken başka şeyler var. Buyurun. İzleyelim. Nedir Talip Bey bu? Çok büyük orospu çocukluğu. Yaşar! Yaşar! Yapma! Senin gibisine ne denir biliyor musun? Hem fakir hem sikikalı. Nasıl yaparsın lan bana bunu? Ha? Nasıl? Talip abi, yemin ediyorum yanlışlıkla oldu ya. Çiğdem'in odası sandım. Çiğdem'in odası mı? Evet, Çiğdem'in odası abi. Talip abi, ben Çiğdem'i ilk gördüğümden beri ona aşığım. İçip içip onu sik... Ona açılmak için odasına gitmek... Yeter. Yeter ulan bırak. Daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Bunca yıldan sonra bu olanlara inanamıyorum ya. Oğlum ben sana ne kadar çok emek verdim lan. Ya Talip abi. Ben bunu telafi edeceğim. Tamam Yaşar sus. Gördüklerime mi inanayım sana mı inanayım lan? Asıl buradan nasıl çıkacağız siz onu düşünün arkadaşlar. Telefon yok, araç yok. Nereden girdim ben bu işe ya? Nereden girdim? Talip abi. Canım abim affet abim. Kısmetin devamlılığı vardı ya. Bütün sahnelerde vardı. Neredeyse hepsini tekrardan çekmemiz gerekecek. Öpüşüyor muydunuz? Ne yapıyordunuz? Ben size dedim Talip Bey, dedim ben size. Bu kızlardan böyle bir şey çıkacak dedim yani. Ya kızın günahını almasak, belki bir işi çıkmıştır. Yaşar, bu sefer gitti kız. Vallahi götürdüler. Koş! Abi bu yarenin sesini. Sabah odadan çıkarken duvarda hiçbir şey yoktu. Şimdi ise odaya girdiğimde... Ekrem abi, kolumu acıtıyorsun. Ya arkadaşlar, ortalığı velveleye vermeyelim. Besbelli biri şaka yapıyor işte. Zaten çok az işimiz kaldı. Çekelim gidelim hemen ha. Talip Bey haklı arkadaşlar. Buradaki sahnelerimizi bitirelim. Artık dış mekanları başka bir yerde çekeriz. Öyle oluyor mu? Ya tamam. Hadi çekelim gidelim buradan. Hadi Yaşar yürü.
Hadi arkadaşlar, siz de birazcık toplanın, hadi. Bunlar bizi evden çıkaracaklar. Bunu da arkadaşlar ara verdik diyecekler. Parayı da alamayacağız, bak görürsün. Aynı terane. Kaçınlar! Bırakın lan kızı! Bırakın lan kızı! Bırakın lan kızı! Bu ne ya? Ah kısmet, ah! Onun yüzünden çektiğimiz sahneleri tekrardan çekiyoruz. Hocam bunda böyle bir şey çıkmaması gerekiyor. Ay ya. Ya sadece karıncalanma diyor bu senaryoda. Anten falan mı taktınız? Tekrardan çekeceğiz. Hocam bu arada işleyebilir miyim? Git işe. Yanımda oturuyorsun diye seni affettim sanma. Ya of. Konuşmamız gerekiyor. Şşş, çekilmeyeceğim. Orana buranı dokunduktan sonra bana dokunma kardeşim. Ya Talip abi konuşmamız gerekiyor diyorum. Yaşar. Bak ben sana izin vermediğim sürece bana bir daha dokunma, tamam mı? Tokalaşmak için bile olsa elini uzatma. Destek. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi ne yapacağız ya? Buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Şu seslere bak. Kudurdular, kudurdular. Hoş! Ya çocuklar ben size bir şey itiraf edeceğim. Bu olanların galiba sorumlusu benim. Ne? Nasıl yani ya? Nasıl ya? Dün gece Kısmet'in öldürüldüğünü gördüm. Ama size bir şey söylemedim. Yani filmi çekmek için borç para bulmuştuk ya. Ya film yarıda kesilmesin dedim. Sabah sizi buradan çıkartmış olsaydı bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Affedin beni. Allah belanı versin.
misin ya manyak? Çiğdem. Ne? Benim de sana bir şey söylemem gerekiyor. Ne var lan gerizekalı? Ne var? Ne var? Şu anda ne var? Yaşa. Şimdi zamanı buldum. Abi ölüm var, kalım var ya. Söyleyeceğim. Dur, dur. Çiğdem. Ben seni ilk gördüğümden beri sana aşığım. Hele o erkeksi tavırların ve dominant hallerin yok mu? Hasta olurum sana, anladın mı? Hasta! Erkeksi tavırların mı? Niye? İplemişsin sen, erkeksi tavırlardan hoşlanıyorsun. Tarp abi! Tarp abi! Bir şey oldu ona ya! Yaşar! Bak koskoca adamı da öldürmüşler. Abi Çiğdem'i unuttuk ya. Lan Çiğdem mi kaldı oğlum? Yürü. Tarık Bey. Tarık Bey ne olur. Ne olur. Beni de götür. Çok korkuyorum lütfen. Hadi gel. Burada. Burada. Gel. Nereye Tarık'cığım? Kurban Hanım? Burada abi yok. Artık ben varım. Çık içimden. Çık diyorum sana. Allah'ım biliyorsun. Defol git buradan. Çıkmayacağım. Çık diyorum sana. Çık diyorum. Çık. 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 Ne olur çık. Bayılırım sadece erkeklere. Seni şimdi yiyeceğim. Ne yapıyorsun? Erkekler hiç hoşlanmaz böyle kızlardan. Kendini birazcık ağırdan sal. Tamam kızım benim. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Bir daha canım kızım benim. Ya sen ne biçim bir kadınsın? Yürü Yaşar, yürü. Tarık Bey, Tarık Bey beni bırakmayın. Bu bana yok. Oğlum sen açtın lan başımıza bu işleri. Oğlum ben sana demedim mi? Sik kadar boyumuzda taşa kadar hap yutmayalım demedim mi? Ama Yaşar Efendi durur mu? Ne yapacakmış? Film çekecekmiş. Ulan sikim mıya diyenin peşinden bir avuç tuzla gidiyorsun be. Yaşar. Şşş. Yaşıyor mu lan? Abi şurada 2 dakika ömrümüz kaldı. Sen hala para düşünüyorsun ya. Haklısın. Haklısın Yaşar'ım. Ya niye hep bizim başımıza geliyor Talip abi ya? Senin zaniliğinden lan. Zani mi? He. Oğlum bütün gün milletin karısına kızına bakıyorsun. Bu gözlüğü nasıl oluyor? Allah Allah. Ben miyim yarının götünde dolaşan abi? Şşş, ağzını topla lan. Benim onunla niyetim ciddi. Tipsiz. Yeter lan! Yeter! Amınıza koyarım ha! Öldürecekseniz öldürün lan! Gel. Sen kendini yaktın. Beni niye yakıyorsun oğlum? Sakin ol lan. Kendine gel. Çıkacağız burada. Rahat ol. Çıkacağız. Abi. Üstümde bir ıslaklık var ya. Sıra sizde. Allah! Yaşar koş Yaşar! Talip abi! Yaşar, oğlum bunun hiçbir yerinde yara belesi yok. Bu pezevenk uyuyor mu, ölmüş mü belli değil. Sarsaç, şişt. Sarsaç. Abi, uyuyorsa uyanır, ölmüşse de Allah rahmet eylesin ya. Yürü biz kendimizi kurtaralım ya. Ölüm taklidi yapıyorum abi, siz kaçın. Yürü kaç. Ne öyle taklidi ne? Sonumuz geldi oğlum. Her son yeni bir başlangıçtır abi. Hakkını helal et abi. Helal olsun kardeşim. Abi çok korktum. Yaşar. Ne oldu abi? Yaşar. Ne oldu abi ya? Ah be Yaşar. Bir şey mi gördün abi? Ne oldu? Yok bir şey. Yok. Hadi gidelim. Yürü. Yürü.
Yaşar, kaç Yaşar! Abi hadi ya, hadi ya! Çalışmıyor oğlum, çalışmıyor lan! Yaşar, ya ne kadar klişe sahne varsa başımıza geliyor olur. Abi bir inip baksak ya. Kim inecek? Sen ineceksin. Olur mu lan? Sen genç adamsın, in bir bak. Niye abi? Sen büyüksün, sen bakacaksın tabii ki. Allah belanı versin Yaşar. Yürü. Koş oğlum, koş, koş, koş. Alip abi iyice alkolüye bağladık ha. Biz içmeyelim de kim içsin Yaşar? Neler yaşadık lan? Neler gördük öyle? Gözümü kapatmaya korkuyorum vallahi, geceleri uyuyamıyorum. Evet abi ya, bu yaratıklar filan. Yaşar. Bak bu işler kapanır biter. Bir gün bir yerde bir yavşaklık yapıp sağda solda bunu anlattığını duyarsak keserim seni. Bu bizim aramızda sır kalacak kardeşim. Mezara kadar gidecek bizimle, tamam mı? Tamam abi ya, tamam. Bak Muhteşem abi de bizi hiç arayıp sormuyor ha. Artık yüzümüzü bile görmek istemiyordur. Öyle mi lan? Gidelim konuşalım Muhteşem abiyle. Sonuçta yaşadıklarımız normal şeyler değil. Ha? Belki affeder. Hadi abi. Hem bir tıraş ol abi ya. Aynı bana benzedin, çok çirkin oldun. Şu ölü toprağını üstümüzden atalım abi ya. Ha? Sana şöyle güzel bir kahvaltı ısmarlayayım. Ulan Yaşar, kahvaltı dediğin simite bağladın yine. Para mı kaldı abi? Yani nostaljik oldu. Yemin ediyorum var ya, Şahan'ın kızı böyle görse 10 numara grafını olur. Yaşar, bak iki lokma bir şey yiyorum. Bana film deyip canımı sıkma. Zaten ne geldiyse senin yüzünden geldi başım. Ya tamam abi ya, benim yüzümden geldi. Benim sayemde yapımcı oldun. O kadar jiplere bindin, bir teşekkür yok yani. Al yapımcı oldum, al, al! Jipten simitle ayranı büyük bir geçiş. Muhteşem bir başarı öyküsü. Ya Muhteşem deyince aklıma Muhteşem abi geldi. Ya o adam bizi öldürse yeridir kardeşim. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun oğlum? Hayırdır? Gel buraya. İmza derken? Niye? Ya ablacığım şimdi yani boş kağıda imza atmayalım. Senet menet olur, başımız ağrır be. Ya, ya çok komiksiniz. O zaman bir selfie çekilelim. Selfie? Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gel gel. Oğlum garip şeyler oluyor lan. Yaşar, ne oluyor oğlum? Filmi çekemediniz. Abi, en kısa zamanda işe girin. Paranı iade edeceğiz. Birazdan buraya birilerini çağıracağım. Polisleri mi abi? Abi. Abi, abi bunların hepsi ölmüştü. Ya siz ölmediniz mi ya? Muhteşem abi, sen de mi bunlara katıldın? Sen de mi zombi oldun? Sakin olun çocuklar, sakin olun. Siz filminizi çekemediniz ama biz sizin gizli kamerayla filminizi çektik. Ya gerçi benim film yalan oldu ama olsun be, bu da güzel oldu. Nurbanu, Pınar,
Serhat, Sertaç, Didem, Ekrem. Bunların hepsi benim kadromdu. Ama daha sonrasında bütün gerçekleri diğer ekibe de anlattık. Böylece oyuna onları da dahil etmiş olduk. Amerika'dan getirttiğim özel bir ekip evdeki bütün doğaüstü olayları tasarladı. Salıncakta sallanan kız, kaçarken içinden geçtiğiniz kız, hepsi hologramdı. Yoksa nasıl geçecektiniz içinden ha? Evin her yerinde, jipte, arabada sizi çeken ayrıyeten diğer kameralar vardı. Kamera mı vardı? Evet, her yerde. Sen Yaren'i seçince Yaren'in fotoğraflarını bulup onun hologramını yaptırdın. Senin konuştuğun Yaren de Yaren'in hologramıydı. Gerçi biraz tuzluya patladı ama değdi. Çünkü film ilk üç gününde neredeyse gişe rekoru kırdı. Ertem Eğilmez Türk filmleriyle dalga geçti. Ben de korku filmleriyle dalga geçtim. Ya bak yemin ederim ben bir ara uyandım abi. Hadi oradan. Ya ben de diyorum ki niye insanlar böyle selfie merfi bizimle bir şey yapıyor. Yaşar Bey ya. Yaşar Bey sesiniz ağzıma giriyor. Yaşar Bey tamam. Yaşar Bey.